Sevgili gençler, video çekimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önce fosforilasyon çeşitlerini görmüştük. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermentasyon diye üç ayırmıştık. Bunları detayına girelim arkadaşlar. Oksijenli solunum konusuna başlayalım. Evet arkadaşlar, organik molekülleri, bu organik moleküller hangileridir arkadaşlar? Yağlar, proteinler ve karbonhidratlardır arkadaşlar. Organik moleküllerin oksijen varlığında su ve karbondioksite kadar parçalanmasına oksijenli solunum denilmektedir arkadaşlar. Organik moleküllerin oksijen varlığında su ve karbondioksite kadar parçalanmasıyla ATP üretilmesi olayına oksijenli solunum diyoruz arkadaşlar. Tabii ki burada su ve karbondioksitin açığa çıkması burada oksijenli solunuma katılan maddenin etkisi bulunmaktadır sevgili gençler. Yağ ve karbonhidratlar oksijenli solunuma katılıyorsa su ve karbondioksit oluşuyor. Ama protein yani amino asitler oksijenli solunuma katılırsa su ve karbondioksitin yanında amonyak da meydana gelmektedir sevgili gençler. Durumu da belirttikten sonra oksijenli solunumun evreleri hangileri hangi aşamalarda pardon sevgili gençler. Oksijenli solunumun evreleri hangileridir arkadaşlar? Hangileri? Sitoplazmada cereyan eden glikoliz evresi. Glikolizden sonra meydana gelen Krebs'e hazırlık evresi. Diğer bir adı da piruvatın oksidasyonudur arkadaşlar. Piruvatın oksidasyonu. Krebs hazırlık evresinden sonra Krebs döngüsü. Krebs diğer ismi sitrik asit döngüsü sevgili gençler. En son evresi ise ETS arkadaşlar. Elektron taşıma sistemi. Glikoliz evresi sitoplazmada başlayıp bütün canlı hücrelerde gerçekleşen bir evredir sevgili gençler. Glikoliz evresi ister oksijenli solunum olsun, ister oksijenli solunum olsun, ister fermentasyonlar olsun başlangıç basamağıdır. Bütün canlı hücrelerde ATP'nin sağlanmasında ilk basamak olduğundan dolayı bütün canlılarda canlı hücrede gerçekleşmek zorunda ve sitoplazmada gerçekleşmektedir arkadaşlar. Krebs hazırlık evresi mitokondrinin matriksine geçer. Krebs döngüsü gene mitokondrinin matriksine geçer. Elektron taşıma sistemi ise mitokondrinin iç zarı olan krista üzerinden cereyan etmektedir sevgili gençler. Evet sevgili gençler. Prokaryot hücreler var biliyorsunuz. Ökaryot hücreler var. Prokaryot hücrelerde bu evreler nerede cereyan ediyor? Ökaryot hücrede nerede cereyan ediyor? Onun üzerinde duralım. Prokaryot hücrelerde glikoliz evresi Krebs'e hazırlık evresi ve Krebs evresi sitoplazmada gerçekleşiyor.
sevgili gençler. Mitokondrisi olmadığından dolayı. Peki, elektron taşıma sistemi nerede gerçekleşiyor? Elektron taşıma sistemi de hücre zarının içeriye doğru yapmış olduğu zar kıvrımları üzerinde gerçekleşiyor ki bu yapıya da mezozom diyoruz sevgili gençler. Mezozom. Demek ki elektron taşıma sistemi evresi nerede gerçekleşiyor? Mezozomda. Glikoliz evresi nerede geçişiyor? Sitoplazmada. Krebs hazırlık evresi sitoplazmada. Krebs evresi sitoplazmada. Hangi hücre tiplerinde? Prokaryot hücre tiplerinde. Prokaryot hücre tiplerinde bu alanlarda gerçekleşiyorsa ökaryot hücrelerinde hücre tiplerinden de nerede gerçekleşiyor sevgili gençler? Prokaryot hücre tipi neyse glikoliz evresi sitoplazmada. Glikoliz evresi hem prokaryotta hem ökaryotta biraz sitoplazmada sevgili gençler. Bu ortak yönleri. Krebs'e hazırlık evresi ve Krebs döngüsü nerede gerçekleşiyor sevgili gençler? Mitokondrinin içi olan matrikste. Matrik sırasında gerçekleşiyor sevgili gençler. Peki elektron taşınımı veya oksidatif fosforilasyon nerede gerçekleşiyor sevgili gençler? Krista. Zar üzerinde gerçekleşmektir sevgili gençler. Krista mitokondrinin iç zarı. Mitokondrinin iç zarı üzerinde elektron taşıma sistemi vardır. Elektronlar elektron taşıma sistemine aktarılıyor. Orada açığa çıkan enerjiyle de ATP üretilmiş oluyor sevgili gençler. Dedikten sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, oksijenin solunumunun evreleri nelerdi? Oksijenin solunumunun evreleri bahsetmiştik. Hangileriydi? Glikoliz evresi, Krebs hazırlık evresi, Krebs evresi ve elektron taşıma sistemi evresi arkadaşlar. Bunları birazcık da detayına girelim arkadaşlar. Glikoliz evresi nedir? Nerede gerçekleşiyor? Amacı nedir? Glikoliz evresi hücresel solunumda glikozun bir molekül glikozun iki pürüvik asite veya iki pürüvata kadar parçalandığı olaya denmektedir sevgili gençler. 6 karbonlu bir glikozun 2 molekül piruvata kadar parçalanması olayına glikoliz denmektedir sevgili gençler. Bu evre hem oksijenin solunumu hem oksijensiz solunum hem de fermentasyon olaylarında ortak olarak gerçekleşen reaksiyonlardır sevgili gençler. Glikoliz evresi bir molekül glikozun iki molekül piruvata kadar parçalanması olayıdır. Bu olay hem oksijenli solunum hem oksijensiz solunum hem de fermentasyon olaylarında gerçekleşen ortak reaksiyonlardır sevgili gençler. Biraz da şeklini yan tarafta çizerek şekil üzerinde bakacağız sevgili gençler. Glikoliz tüm hücrelerin sitoplazmasında gerçekleşmektedir. Aktivasyon enerjisi olarak 2 ATP kullanılıyor. Nerede? Glikoliz evresinde. Arkadaşlar, glikoz
karalı bir yapı olduğundan dolayı kararsızlaştırılması gerekiyor. Bir aktivasyon enerjisi ile glikoz kararsızlaştırılıyor. Bu aktivasyon enerjisi de 2 ATP'dir sevgili gençler. Glikolizde substratın parçalanmasıyla açığa çıkan hidrojen ve elektronlar olur. Bu hidrojen ve elektronlar NAD koenzimi tarafından tutuluyor. NAD koenzimi hidrojen ve oksijenleri tutarak indirgeniyor sevgili gençler. Demek ki NAD oksijenin sonunda ilk olarak nerede indirgeniyor arkadaşlar? Glikoliz evresinde ilk olarak indirgeniyor. Hidrojen ve elektronları alarak NADH2 molekülüne dönüşüyor. Glikolizde substrat üzerinde 4 molekül ATP çıkar arkadaşlar. 2 molekül ATP kullanılmıştı. Bu defosforilasyon. 4 molekül ATP açığa çıkıyor. Bu da fosforilasyon sevgili gençler. Yani glikoliz evresinde hem defosforilasyon olayı meydana geliyor hem de fosforilasyon olayı meydana gelmektedir sevgili gençler. Evet. Şöyle. Birazcık yana çekip glikoliz evresini şekil üzerinde çizmeye çalışalım sevgili gençler. Şöyle altı karbonlu bir molekülümüz olsun. Bu glikoz molekülü. Sevgili gençler, glikoliz olayında ismi üzerinde glikoz kullanılmak zorundadır. Herhangi bir madde glikoliz evresine geçecekse kesinlikle glikoz molekülüne dönüşmek zorundadır. 2 ATP kullanılarak kararsız bir 6 moleküllü, 6 karbonlu bileşik oluşturuluyor sevgili gençler. Daha sonra 2'ye 3 karbonlu, 3 karbonlu 2 moleküle dönüşmektedir sevgili gençler. Burada NAD bir kolda bir tane, diğer kolda bir NAD koenzimi hidrojen ve elektronları alarak şöyle yapalım. İndirgenmiş oluyor sevgili gençler. Şeklinde de yazar, NADH artı H şeklinde de yazabiliriz sevgili gençler. NAD şunu silmemiz gerekiyor. NAD'lar NADH2'ye dönüşmüş oluyor sevgili gençler. NAD'ların NADH2'ye dönüşmesi indirgenme olayıdır. NAD koenzimi elektron ve hidrojen alarak indirgenmiş şekilde bulunmaktadır sevgili gençler. Ve 3 moleküllü 3 karbonlu piruvik asit veya piruvat oluşuyordur sevgili gençler. 2 molekül oluştuğundan dolayı bundan sonraki zamanda meydana gelen her bir durum 2 ile çarpılıyor. Çünkü 2 koldan reaksiyonlarımız devam etmektedir sevgili gençler. Glikoliz olayı budur sevgili gençler. 6 karbonlu bir glikoz aktivasyon enerjisi olarak 2 ATP'yi kullanıp kararsız hale geliyor. Daha sonra 2 molekül 3 karbonlu moleküle dönüşüyor. 3 karbonlu moleküle dönüştükten sonra her birilerinden birer hidrojen
koparılarak nanotaşikiler oluşuyor ve aynı zamanda bir bu tarafta, sağda, bir de solda ATP'ler oluşacaktır sevgili gençler. ATP'ler ATP formatına dönüşmüş oluyor. Yani glukozdan pürük asit oluşuncaya kadar 2 ATP kullanılıyor. 2 ATP sağ kolumda, 2 ATP de sol tarafta olmak üzere 4 ATP açığa çıkıyor. Nahtlar indirgenerek sağda ve solda olmak üzere 2 NADH2 oluşuyor. Sevgili gençler, bu NADH2'ler hidrojen ve elektronları alarak elektron taşıma sistemine gidecekler. Burada hidrojenleri ve elektronları mitokondride bırakarak elektronlar elektron taşıma sistemine, hidrojenler de oradaki sıvıları dolaşarak ATP'nin üretilmesine vesile olacaklar sevgili gençler. Demek ki glikoz evresinde, glikoliz evresinde 2 molekül pirvat oluşuyor, 2 molekül NADH2 oluşuyor, 4 molekül ATP oluşuyor, 2 molekül de ATP kullanılıyor sevgili gençler. Peki bu olay nerede gerçekleşiyor? Bu olay sitoplazmada gerçekleşiyor. Sitoplazma. Ve evrenseldir. Yani bütün hücrelerde meydana gelen bir durumdur. Glikoliz reaksiyonlarında kullanılan enzimlerde ortaktır sevgili gençler. Glikoliz evresi budur. Glikoliz evresinde NADH2'ler oluştu. Onlar elektron taşıma sistemine gidecekler. 4 ATP oluştu. 2 de ATP kullanıldı sevgili gençler. Evet, glikoliz olayı burada sona eriyor. Geçelim Krebs'e hazırlık evresine sevgili gençler. Krebs'e hazırlık evresi. Sevgili gençler, şurada biz bir koldan devam edelim. Aynı durumun iki kez gerçekleştiğini kabul edin sevgili gençler. Şurada 3 karbonlu bir molekül oluşmuştu. Biz buna ne demiştik? Piruvat demiştik veya pirül asit demiştik. Şimdi burada bakalım. Sonrasında orada şekillerini incelemeye çalışalım sevgili gençler. Glikoliz sonunda oluşan piruvat 3 karbonlu mitokondrin matrix sıvısına geçer. Nasıl geçer? Oksijen varlığında sevgili gençler. Oksijen varlığında mitokondrinin matrix sıvısına geçer. Enzimlerle asetil koenzim A asetil koa'ya dönüşüyor. Bu evrede piruvattan bir karbondioksit ayrılıyor arkadaşlar. Bakın. Şurada piruvata bir karbondioksit ayrılıyor sevgili gençler. İki elektron ve bir proton NADH tarafında tutuluyor arkadaşlar. Şuradan da NADH'lar NADH artı H formatına dönüşüyor. Demek ki Krebs'e hazırlık evresinde de NADH'lar ne oluyormuş? İndirgeniyormuş sevgili gençler. Bunları alıyor, NADH'ları bir araba gibi düşünebiliriz sevgili gençler. Burada meydana gelen reaksiyonlarda kopan elektron ve protonlar, bu protonlar
hidrojen atomları oluyor. Alarak mitokondriye götürüyor. Mitokondri de elektron taşıma sistemine vererek bu moleküllerden enerji elde etmesine neden oluyorlar sevgili gençler. Demek ki Krebs döngüsüne hazırlık içerisinde neler oluyormuş? 3 karbonlu piruvattan 1 karbondioksit molekülü çıkarak ve NADH iki tarafı 2 şeklinde dönüşerek 2 karbonlu asetil CoA'ya dönüşüyor sevgili gençler. Asetil CoA'ya dönüşüyor. Bu Krebs'e hazırlık evresi. Krebs hazırlık evresinde sonucunda neler oluyor? 2 molekül karbondioksit açığa çıktı. Hem burada bir molekül gözüküyor. Sevgili gençler, 2 koldan devam ettiğinden dolayı 2 molekül karbondioksit açığa çıkıyor. Karbondioksit burada dışarı veriliyor. Zehirli. Oksijenin sonunda karbondioksit meydana geldiği reaksiyonlar burada arkadaşlar başlıyor ve Krebs'te devam ediyor. Karbondioksitin açığa çıktığı evreler bir Krebs hazırlık evresidir. Bir de Krebs evresidir sevgili gençler. Glikoliz olayında ve ETS safhasında elektron taşıma sistemi safhasında karbondioksitler meydana gelmez. 2 karbondioksit Krebs hazırlık evresinde, 4 karbondioksit molekülü de Krebs evresinde, Krebs döngüsü veya sitrik asit döngüsü evresinde açığa çıkıyor sevgili gençler. Ve böylece 2 burada, 4 orada, 6 molekül. Zaten bizim reaksiyona giren molekülümüzde 6 molekül, 6 tane karbon atomu vardı. Karbon atomları böylece bitmiş oluyor sevgili gençler. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. 2 NADH artı H oluşuyor. Bir tanesi bir koldan, diğeri iki kolundan dolayı 2 NADH 2 molekül oluşuyor sevgili gençler. 2 tane de asetil CoA meydana gelmiş oluyor. Asetil CoA yoluna devam edecektir. NADH'lar elektron taşıma sistemini hidrojenleri ve elektronları götürecektir. Karbondioksit de dışarı vereceğiz sevgili gençler. Evet sevgili gençler. Krebs'e hazırlık evresi de bu kadar. Geçelim Krebs evresine sevgili gençler. Krebs evresinde neler oluyor? Asetil CoA oluşmuştu. Asetil CoA'nın matrikste bulunan 4 karbonlu asetik oksaloasetik asitle birleşerek 6 karbonlu sitrik asit molekülünü oluşturuyor sevgili gençler. Sevgili gençler, bizim 2 karbonlu asetil CoA bileşiğimiz gelecek sevgili gençler. İki karbonlu asetil CoA bileşimiz geldi. Daha önce Krebs'te bulunan 4 karbonlu oksalo asetik asit molekülle birleşti. 6 karbonlu sitrik asit molekülünü oluşturdu sevgili gençler. Ve bu bir çember şeklinde devam ediyor. Krebs döngüsü.
az önce açıklamayı bahsetmeyi unuttuk sevgili gençler. Piruvat oluştuktan sonra piruvatın oksijen varlığında mitokondride artık işlemlerine devam ediyor sevgili gençler. Demek ki Krebs'e hazırlık evresi mitokondrinin matriksinde. Krebs evresi gene mitokondrinin matriksinde devam ediyor sevgili gençler. Peki burada ne gibi olaylar gerçekleşiyor? Oksaloasetik asit ile reaksiyona girmesiyle artık karbonlu sitrik asit meydana geliyor. Bundan dolayı Krebs döngüsünün diğer bir adı da sitrik asit döngüsüdür sevgili gençler. İki karbonlu karbondioksit çıkışı oluyor. Farklı kalem alalım birazcık. İki molekül karbondioksit çıkışı oluyor. Bir ATP sentezi olur sevgili gençler. Bir ATP sentezi oluyor ki bu da substrat düzeyinde fosforilasyondur sevgili gençler. Şimdiye kadar meydana gelen yani Krebs döngüsüne kadar meydana gelen tüm ATP'nin meydana gelişi fosforilasyondur ve substrat düzeyinde fosforilasyondur gençler. Bir ATP'de burada meydana geliyor substrat düzeyinde fosforilasyonla. Ara ürünlerden ayrılan hidrojenler ve elektronlar narlar ve farlar tarafından yakalanıyor sevgili gençler. Evet. Farlar FH2'ye dönüşüyor ve 3 molekül de şuradan gösterelim. 3 molekül de NaH+H formatına dönüşüyor sevgili gençler. Önceki safhalarda olduğu gibi burada da NaH'lar indirgenmeye devam etti sevgili gençler. Sevgili gençler glikozde NaH indirgendi. Krebs'e hazırlık evresinde NaH indirgendi ve Krebs evresinde NaH indirgendi. Koenzimdir bunlar. Ve sadece Krebs evresinde FAT indirgendi sevgili gençler. Önceki evrelerde FAT indirgenmemişti. Yani FAT, FATH2 formatına dönüşmedi. İlk olarak biz FAD'ı burada gördük sevgili gençler. Ve Krebs evresinde de iki molekül karbondioksit çıkışı oluyor. Bir kolda olduğundan dolayı toplam 4 molekül. 2 de önce Krebs hazırlık evresinde meydana gelmişti. 6 oldu. 3 NaH, NaH2 buradan meydana geldi. 3 de diğer koldan 6 NaH2 meydana geliyor sevgili gençler. 1 ATP burada meydana gelirken diğer kolda da 1 ATP meydana geldi. 2 ATP meydana gelmiş oldu ve daha önce hiç meydana gelmeyen FAD'lar burada indirgenerek FATH2'ye dönüşmüş oldu. Sevgili gençler, NaH'lar ve FAD'lar yakalanmış olduğu elektron ve hidrojenleri elektron taşıma sistemine aktaracaklar sevgili gençler. Evet sevgili gençler, bu evrede iki koldan 4 molekül karbondioksit, 6 molekül NaH+H oluşur, 2 molekül FATH2 oluşur ve 2 de ATP meydana gelmiş oluyor sevgili gençler. Sevgili gençler, Krebs evresi de bu kadar. Krebs döngüsünü bitirdikten sonra videomuzla ilgili ödüllü sorumuza gelelim sevgili gençler. Oksijenli solunumun glikoliz evresinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmemektedir? Gerçekleşmez. Fosforilasyon, NaH koenziminin indirgenmesi, defosforilasyon, karbondioksitin açığa çıkması ve 3 karbonlu bir bileşiğin gelmesi sevgili gençler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.